seçimi geride bıraktık. Çok enteresan bir seçimdi gerçekten. Yani bu seçim yıllar boyunca unutulmayacak bir seçim. Hiçbirimizin beklemediği bir sonuçla karşılaştık. Aslında bir miktar bekliyorduk ama herkeste o kadar büyük bir umutsuzluk, o kadar bir yılgınlık vardı ki yani biliyorsunuz zaten bu AK Parti yılları boyunca seçimin yani seçimle gitmeyecekler fikrinin bu kadar baskın bir şekilde beynimize, zihnimize, kalbimize, ruhumuza işlediğini. Yani aslında zihnimizin işgal altında olduğunu biz kendimizin özgürlük düşüncesinde bu kadar yenilgi içinde olduğumuzu bilmiyormuşuz. Örgütlü bir umutsuzluk varmış. Onu hissediyormuşuz. Çünkü yani genel olarak seçimlere katılım oldukça düşüktü. Tam ayrıntılarına bakmadım ama yani Seçimlere katılımın düşük olması genel olarak CHP seçmeninin sandığa gitmemesi olarak yorumlanabilir. Dediğim gibi bütün bu ayrıntılara ileriki günlerde bakacağız. Tam net olarak analiz etmek doğru değil ama kendi çevremden de, kendi yaşadığım mahalleden de arkadaşlarımın genellikle CHP'ye oy verme eğiliminde olanların ya da AK Parti'nin daha özgürlük dışı bir ülke yaratma ülküsünden yola çıkarak yani bir tarafın görüşü böyleydi. Ülke ortadan elma gibi ikiye bölünmüştü sonuç olarak. Dolayısıyla AK Parti'ye hiç oy vermeyi düşünmeyen insanların içinde yaşadığı yılgınlık, mutsuzluk, umutsuzluk sandığa da gitmemelerine sebep oldu. Şimdi hepimizin kafasında aynı şey vardı. Ben gazeteciyim. Benim kafamda daha farklı bir seçim atmosferi ceryan eder. Daha farklı bir demokrasi işleyişi var. Gazeteci olarak ben herhangi bir siyasi partinin seçimi kaybetse bile gitmeyeceğine ihtimal vermem. Ben hiçbir zaman 22 yıldır iktidarda olan AK Parti'nin seçimi kaybettikten sonra iktidarı asla teslim etmeyeceği mitine inanmadım. Ama bu kulaktan kulağa yayılmıştı. Özgürlükler konusunda o kadar çok kısıtlama vardı ki, o kadar çok kişisel hak ve hürriyetlerimizden vazgeçmiştik ki, o kadar soruşturmalar, kovuşturmalar, sosyal medyayı kullanamama halinden tutun da fikrimizi ifade edememeye kadar o kadar çok toplumda büyük bir korku vardı ki. Bir baskı rejimi, bir saray rejimi, bir tek adam rejimi duygusu içimize o kadar işlemişti ki. Zaten kaybetse de iktidara asla vermez düşüncesi mahallelere, şehirlere, Türkiye'nin geneline, tüm ülkeye, ruhlarımıza, beynimize, zihnimize aslında zihnimiz, beynimiz ve ruhumuz tam anlamıyla bir tutsaklık halindeydi. İşgal altındaydık. Zaten genellikle tek adam rejimlerinin yani otoriter rejimlerinin ulaşmak istediği başarı da budur zaten. Boş vermişlik duygusunu örgütler. Yani ne kadar mücadele edersem edeyim yine de başarı elde edemiyorum duygusunun hakimiyetini garanti altına alır. Genel olarak örgütlü yani ya da iktidarın baskılarına karşı direnen kesim kimdir? Daha çok aslına bakarsanız emekçi kesimdir. Ama emekçi kesimin artık sesini hiç çıkarmadığı bir Türkiye'den bahsediyoruz. Eğitimli kesim olabilir desek. Eğitimli kesim de o kadar çok mücadele etti ki havlu attı pes etti. Şimdi bir taraftan emekçiler, bir taraftan eğitimli kesim, bir taraftan akademisyenler, bir taraftan STK'lar. Yani bu kadar çok doğa tahribatı. Bu kadar çok kayrılmış şirketler, bu kadar çok hukuksuzluk, bu kadar çok övgüsüzlük hepimizde bir yenilgi duygusu yaratmıştı yani. Şimdi 1994 yılında sizi ışınlamak isterim. Ee, Recep Tayyip Erdoğan 1994 yılında hayatımıza girdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hayatımıza girdi ve bundan sonra 30 yıl boyunca hayatımızdan çıkmayacak güçlü bir lider profili olarak girdi ses tonu, yürüyüşü, bakışı, yaşadığı olayları, anlatım biçimi, üslubu her şeyiyle aslında diğer politikacılara benzemeyen genç, dinamik ve demokratlık söylemiyle bütün korkuları yenecek bir söylemle geldi. Yani belediye başkanıyken ben hatırlıyorum. Yani herkes çok korktu, çok ürktü. Doğal olarak dini tandansları olan birinin birdenbire İstanbul gibi çok büyük bir şehrin belediye başkanı olması herkes de soru işareti yarattı. Acaba hayatımdan ne çıkacak, ne eksilecek, ne benden çalınacak, hangi özgürlüğümü kaybedeceğim? Müsteri olun dedi. Hiçbir şekilde sorun yaratmayacağım size dedi. Tam tersine bütün özgürlükleriniz benim başkanlığım süresince garanti altına alacak dedi ve bunu da bir süre boyunca yaptı. 25.19 oy almış biliyor musunuz? Yüzde 25.19'da seçilmiş. Ama o dönemde yani 1994 yılında birçok genç hatırlamaz. O dönemde siyaset o kadar bölünmüştü ki. Yani herhangi bir partinin diğerine fark atması söz konusu bile olamazdı. Bütün yani yüzdeler birbirine yakındı. Recep Tayyip Erdoğan da olarak dini tandanslı bir partinin adayı. Ama onun karşısında... Sosyal Demokrat Halkçı Parti o dönemin çok güçlü partisi ve e, bir de İlhan Kesici o dönemin en aslında popüler siyasetçilerinden bir tanesi. Zülfü Livaneli bir tarafta, İlhan Kesici bir tarafta dönemin yükselen profili siyasetçisi Recep Tayyip Erdoğan kapıştılar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan 4 kişiden birinin oyunu aldı %25. %25 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Çünkü İlhan Kesici bir kez bir yüzde 22 Zülfü Limaneli yani sol kesimin aslında kendisine rehber edindiği, referans aldığı, gurur duyduğu şarkılarıyla, şiirleriyle, romanlarıyla bir edebiyatçı olarak Zülfü Limaneli de yüzde 20 oy aldı. Yani bütün bu üç parti arasında neredeyse eşit şekilde dağılınca aradan Tayyip Erdoğan fırladı çıktı. Şimdi bu seçime bakıyoruz. 1 milyon oy fark. Ekrem İmamoğlu 1 milyon fark atmış. Yani 118 bin oyla seçilmiş biliyor musunuz? 118 bin farkla seçilmiş Tayyip Erdoğan. 30 yıla damgasını vurdu. Şimdi e, bence dünkü seçimler bize her şeyden önce bir lider kazandırdı. Net, kesin bir lider. Ekrem İmamoğlu bundan sonraki dönemde Türkiye'nin net bir lider olarak aslında değişimin Dinamo ismi olabilir. 2027'de ki erken seçim olacağı için 2028 değil 2027 diyorum. 2027'de net Cumhurbaşkanı adayıdır. Bana göre kendi fikrim. Karşı çıkabilirsiniz. Bence net olarak Cumhurbaşkanı'dır. Kesin. O kadar büyük bir başarı elde etti ki tarihi bir başarıya imza attı. Eğer Ekrem İmamoğlu olmasaydı bu kadar büyük bir değişim olmayacaktı. Dün gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşmasına baktım. Ne kadar yanlış ne kadar hazin, ne kadar tek başınalık, ne kadar o mağrurluktan uzaklaşmış bir aslında yenilgi konuşması. O yenilgi konuşmasının içinde bana göre sürpriz bir konuşmaydı. Çünkü ben balkon konuşması yapacağını hiç ama hiç beklemiyordum ama sürpriz bir konuşmayla saat önce 22.30 dendi. Arkasından 12.30'da gece 00.30'da 2 saat ile beraber olduğu zannediyorum neler söyleneceği konusunda son karar verildi. 2 saat bir rötarla da olsa balkon konuşmasını yaptı. Tayyip Erdoğan'ın seçmeni de bütün bu şok yenilgiye rağmen kendisini destekliyor ve coşkuluydu ama herkes aslında kırgın bir coşkunluk içindeydi. Emine Erdoğan'a baktım çok üzgündü. Tayyip Erdoğan'ın e, yani Cumhurbaşkanı olarak aslında son zafer e, konuşması için şöyle ifade edeyim. Zafer konuşmalarına alışmış bir AK Parti lideri için alışık olmadığımız bir durumdu bu. Yani zafer konuşması değil tam anlamıyla bir veda hutbesi gibiydi. Aslında ben bu kadar yıl yapacağımı yaptım ama iri olacağız, diri olacağız diyerek son bir kez daha örgüte enerji vermek istedi. Ama duruşu, uslubu, yürüyüşü, ses tonundaki o yenilgi tonu, o yüksek perdeden çıkan Türkiye'ye hakimiyet vurgusu yoktu. O güçten, o kudretten eser yoktu. Tam tersine yani sanki muhalefetle bundan sonra uzlaşmak isteyeceğine dair bazı sinyaller de vermiş oldu hiç sorumluluğu üstüne almadı. Siyasi partiler bundan ders çıkarsınlar dedi. 85 milyon kazandı dedi. Bu çok önemli bir ifade. 85 milyon kazandı diyerek aslında Ekrem İmamoğlu'nun da hakkını artık nihayet 5 yıl sonra teslim etmiş oldu. Ne kadar İstanbul istediğini biliyoruz. İstanbul'u çılgınca istedi. Kesin ve net bir şekilde düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminden daha çok İstanbul'u kazanmayı istedi. Cumhurbaşkanı da öyle ya da böyle karşısında Kılıçdaroğlu gibi güçsüz bir aday olacağı için kazanacağından neredeyse emindi. Orada mağrur bir Erdoğan izledik ama burada yani bir miktar aslında devirebileceğini düşündü ama Ekrem İmamoğlu artık halkın sevdiği, halkın kabullendiği ve Tayyip Erdoğan'a karşı, Tayyip Erdoğan'a alternatif bir siyasetçi olarak ön plana çıktığı için bu sefer üktü. Bu büyük bir fark. Tarihi bir fark. Onun için ben vedalaştığını düşünüyorum. AK Parti seçmeniyle bir veda konuşması yaptı. Devlet imkanlarını kullanan bir AK Parti gördük. Yani AKP'nin tüm gücüyle devletin imkanlarını arkasına alarak 17 bakan, geri geldi 18 bakan. Yani MHP'nin desteği, BBP'nin desteği. Türkiye turu yapan tek liderdi Erdoğan. Türkiye turu yaparak o istedi adayları için mutlaka benim arkamdan gelin ve AK Parti'yi abat edin dedi. Olmadı. Kurulduğu tarihten bu yana ilk defa %30'un altında. Diyeceksiniz ki şimdi ne diyorsun sen Cem Seymen %30'un altında olur mu? %36 oy aldı. %36 oy. %35-36 bana kalırsa hiç AK Parti'nin beklediği bir oy değil çok düşük altından kaldı ki %36'nın içinde ittifak olduğu için Cumhur İttifakı olarak girdiler sonuçta. Yani Cumhur İttifakı olarak girilen bir seçimde alınan %36 aslında 36 değildir. %30'un altı demek o. MHP kaç aldı? %5'ler civarında. %5.8'di galiba. Şimdi AK Parti'nin oyu %35. %36 değil. Ağzımız alışmış. Geçen seçim %36'ydı. %35 aldı. CHP ilk defa 1977'den bu yana ilk defa birinci parti çıktı. İnanılmaz bir şey. Hiç kimsenin beklemediği bir şey. Bütün Türkiye haritası kırmızı. Ben de e, arkamıza kırmızı ışık yapalım biraz dedim. Hani oraya gönderme olsun. %37 CHP, %35 AKP, %5 de CHP'nin oyunu düş. BBP falan dolayısıyla %30'un altında bence. 2028'de AKP'nin kazanacağını düşünmüyorum. AKP artık kazanamaz. AKP'nin bundan sonra düşüşe geçtiği konusunda benim hiçbir şüphem yok. Yılmaz Tunç İmamoğlu'na "Seçimi kaybediyorsun." dediğinde Adalet Bakanı olarak dedim ki, "Bir Adalet Bakanı. Seçimi kaybediyorsun İmamoğlu." diye sesleniyorsa ben adalet dağıtmam." diyor. Adalet Bakanıyım ama adaletle uzaktan yakından alakam yok diyor. AKP'ye seçimi kaybettiren işte tam da bu kibir oldu. Bu kendini beğenmişlik oldu. Bu korkunç kendine inanan ve güvenen söylem aslında seçmenin tam anlamıyla ekonomik krizden ezilen emeklinin ekonomik krizle evine istediği her türlü yani tüketim malını alamayan, çocuğuna bisiklet alamayan, okul parasını karşılayamayan, tatil planı ve hayali kuramayan insanlar için öfke patlaması oldu. Çünkü mesele Ekrem İmamoğlu'nun seçilmemesi değildi. Mesele ekonomiydi. Yılmaz Tunç'un İmamoğlu'na Bartın'daki mitingde kaybediyorsun diye seslenmesi herkesin kafasında, vicdanında, ruhundaki adalet duygusunu zedeledi. Adalet bizim için her şey. Hukuk, demokrasi, Türkiye için tek çıkış yolu. Ama bu kadar zedelenir mi? Bu kadar mahvedilir mi? Adalet nosyonu olmayan bir insanın adalet bakanı olması, miting meydanlarında olması, adaylar için oy istemesi, İmamoğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesin diye kaybediyorsun diye seslenmesi ve siyaset yapması adalet duygusunu da temelinden sarstı. Adalet mülkün temeli. Adalet mülk dediğimiz ne devlet. Kılıçdaroğlu bitti. Kılıçdaroğlu başından beri Ekrem İmamoğlu'nun kaybetmesi için her şeyi yaptı. Bir ofis tuttu. Ofisin kirasını verdi. Arkadaşlarını topladı. İl başkanlığını satın alırken para sayma görüntülerini arkadaşlarıyla birlikte sızdırdığı konuşuldu. Kulislerde bu görüntüleri Kılıçdaroğlu ve ekibinin sızdırdığına dair dedikodular yayıldı. Bunun kendisi bile utanç. Böyle bir dedikodunun yayılması bile yüz kızartıcı bir şey. Her ne kadar itiraz etse de artık dedikodunun önüne geçemezsin. O koridorların içinden konuşulanlara engelleyemezsin. Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olmak istediğini Ekrem İmamoğlu yenildikten sonra acaba ben genel başkanla tekrar kapabilir miyim hesabı yaptığını bilmeyen var mı? Hatta size başka bir şey söyleyeyim. Belki de bu tarihi ezici muazzam zafer Ekrem İmamoğlu'nun attığı 1 milyon oy fark İstanbul'da herkesin beklentilerinin ötesine çıkarak %11 gibi bir fark atması Murat Kurum'un arkasında devlet, Cumhurbaşkanı, 17 tane bakan, bütün diğer siyasi muhalefet partileri, Meral Akşener, Devlet Bahçeli, tüm ama tüm katmanlar, sivil toplum örgütleri, ticaret odaları, sanayi odaları, herkes. Ama herkes tüm devlet tüm ağırlığıyla Murat Kurum seçilsin diye savaşırken tek başınaydı. Topunuz gelin dedi ya. Hakikaten topunuzla geldiğinizde karşınızda beni bulacaksınız dedi ve oldu. Kılıçdaroğlu'nun böyle bir ortamda tek bir gün bile, tek bir saat bile, Ekrem İmamoğlu'nun kampanyasını destekleyen herhangi bir şey yapmaması ve bu kadar baskıdan sonra nihayet adet yerini bulsun diye bir tweetle desteklediğini açıklaması inanılmaz bir şey. Ve bu kadar büyük bir oy farkı bana başka bir şey daha düşündürüyor. Aziz Sencar. Müthiş bir şey söyledi anketçi. Kılıçdaroğlu'na gittim dedi. Yalvardım dedi. Asla aday olmayın. Seçimde kaybedecek tek ama tek aday sizsiniz. Ya Mansur Yavaş olsun ya da Ekrem İmamoğlu olsun. Ama siz aday olmayın. Siz kesin ve net yeniliyorsunuz. Omzuma vurdu elini. Sen meraklanma. %60 da kazanacağım dedi dedi. Biliyordu Kılıçdaroğlu. Gelmeyeceğini biliyordu. Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı durumunda şu anda Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturacağını da biliyordu. Bilerek, isteyerek, bilinçli bir şekilde ne olacağına kesin kanaat getirmiş bir şekilde adaylığımı ben istesem de engelleyemem diyerek nerelere mesaj yolladığını çok iyi biliyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun önüne set çektiğini bugün görüyoruz. Elimizde veri var. İnanılmaz bir başarı elde etti. Daha 6 ay 7 ay önce bir seçim oldu. Ve Ekrem İmamoğlu aday olsaydı bugün Cumhurbaşkanı'ydı. Yeniden Refah Partisi %6,19 almış. MHP yani genelde MHP aslında bu tür seçimlerde başarı kazanır ama %7 geçen seçimle karşılaştırdığımızda %7 ve 6 başarısızlık olarak nitelenir de %4,98. Kılıçdaroğlu bittikten sonra bana kalırsa bu seçimde Devlet Bahçeli'de bitti. Biten sadece Devlet Bahçeli değil. Meral Akşener de tarihin çöplüğünde yerini aldı. Siyasi çöplükte. Bir kez bile Tayyip Erdoğan demedi. Bir kez bile AKP demedi. Ya Ekrem İmamoğlu'na vurdu ya da Mansur Yavaş'a vurdu. Mansur Yavaş'ı CHP'nin kölesi olmakla suçladı. Mansur Yavaş'ın tek bir gün, tek bir saat, tek bir dakika CHP'nin kölesi olduğuna dair en ufak bir ibare yok. En ufak bir olay yok en ufak bir açıklama yok. Tam tersine eleştirileri var. Haksızlık mı Mansur Yavaş'a. Yavaş ve İmamoğlu nefreti Tansu, Çil, Çiller diyorum. Tansu Çiller de beni aldı. Tansu Çiller demiş ki onu da söyleyeyim. Arazisine imar çıkartmak istemiş. Eski başbakan. Murat Kurum'a desteğini açıkladı. Arazisine imar çıkartmak isteyen eski başbakanın imarını Hukuksuz olduğu için Ekrem İmamoğlu iptal etmiş. Meğer sadece rant için destek veriyormuş. Rant bitti. Kaybeden de bu. İyi Parti'nin 3.77'si Meral Akşener'in sonudur. Gelecek Partisi %0.07. Deva %0.3. Saadet Partisi %1.09. Zafer 1.73. Yani Kılıçdaroğlu'nun 40 milletvekiliyle parlamentoya soktuğu CHP'nin oylarıyla seçilen siyasal İslamcı 40 milletvekilinin toplasan oyu %1 değil. Toplasan oyu %1 olmayan isimleri parlamentoya taşıdı. Kılıçdaroğlu'na ben de rica ettim. Beni aday yap dedim. Yapmadı. Benim gibi gazetecileri, ülkesi için çalışan, ülkesi için kavrulan, yanan, içi bağrı tutuşan, tarımda, bilimde, teknolojide, eğitimde bir şeyler yapmak için Gençlikte kadın haklarında bir şeyler üretebilmek için tutkuyla çalışmak isteyen insanları partinin kapısına bile almadı. Kapısından içeri bile geçirmedi. Bizler boş yere aday olduk. Kılıçdaroğlu hiçbirimize acımadı. Hiçbirimize aday yapmadı. Ne nitelikli insanlar vardı? Öğretmenler, gazeteciler, madenciler, sendikacılar, sanayiciler, emekliler muazzam nitelikte insanların başvurduğunu biliyorum. Müthiş iş adamlarının geldiğini biliyorum. Akıllı, zeki, eğitimli, liyakat sahibi. Hiçbirine acımadı. Kendi arkadaşlarını korudu. Sadece kendi politbürosunu seçtirdi. Onun dışında siyasal İslamcılara listesinde yer verdi. Kılıçdaroğlu'nu affetmiyorum. İki dünyada hakkım helal değildir. Hakkım haramdır. Kılıçdaroğlu Türkiye'nin yıllarını çaldı. Kemal Kılıçdaroğlu hele hele eşi Sel ee, Selvi Hanım'ı hiç affetmiyorum. Bugün CHP'yi birinci parti yapan, 77 yılından bu yana en yüksek oyu almasını sağlayan genel başkana elini sallayarak hat bildirdi kurultayda. Karı koca Türkiye'nin onuruyla, gururuyla, geleceğiyle, AK Parti ile mücadelesiyle, özgürlükle mücadeleyle set çekti. Milletvekilleri hapislerde çürüdü iş insanları, siyasetçiler, gazeteciler, ordu mensupları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şanlı yöneticileri, subayları, albayları, kurmay başkanları hapislerde çürüdüler. Kendilerine ifade ederken, ede edecek vakti beklerken ecel onları geldi yakaladı. Tınmadı bile Kılıçdaroğlu. Hayatımızı çaldın ülkemizin geleceğini çaldın. Seni affetmiyorum. Hiçbirimiz affetmiyoruz. Çok kişi affetmiyor gerçekten. Ve hala da CHP Genel Başkanı olma peşindeydin. Aklı olmaz bir şey. Umarım torunlarını seversin. Umarım bir daha siyaset demezsin. Ve seni aday adaylığında engelleyemem diyenlere de umarım, umarım keşke bu hatayı yapmasaydık diye dersin. Hırsı her şeyin önündeydi gerçekten halkı umutsuzluğa sevk eden de zaten 13 yıl boyunca CHP gibi bir partinin başında hiçbir şey yapmadan son derece düşük profil bir pers, muhalefet ederek aslında eleştirmesi gereken şeyleri eleştirmeden eleştirmesini beklediğimiz şeyleri de hafif tonda eleştirerek muhalefet yapıyormuş gibi göründü. Onun için umudumuzu çaldı. Özel Sencar yalvarmıştı gerçekten. Neyse onu bir gün anlatırım. Ve o sırada AK Parti, o sırada niye bu kadar düşük oy aldı sizce? O sırada AK Parti, İstanbul düşerse Gazze düşüyorduz. Öyle dedi. İstanbul düşerse Gazze düşer. Halbuki AK Parti'nin birçok siyasetçisinin, AK Parti'ye destek veren birçok iş adamının, sanayicinin, ihracatçının rekor üstüne rekor kırdığı İsrail ticaretini asla engellemediler. Uluslararası anlaşmalarla garanti altında dediler. Bu gemi sevkiyatlarını biz istesek de engelleyemeyiz dediler. Külliyen yalan isteseler bir dakikada engelleyebilirlerdi. Tek bir önergeyle engelleyebilirlerdi. Rusya, Ukrayna savaşında Avrupa nasıl Rusya'ya ambarga koydu? Türkiye kendi limanlarından giden, İsrail'e destek veren malları, silahları, teçhizatları, gıdaları engelleyemez miydi? Engellemedi. Tayyip Bey'in Cumhurbaşkanı'nın tek bir emrine bakardı. Ertesi gün tek bir limandan tek bir gemi kalkmazdı İsrail'e. Şu gün, şu anda bile İsrail'e ticaretimiz rekor kırıyor. Seçmen bunu gördü. Affetmedi. Kafasını çıkarana FETÖ, hainci, hain ya da terörist dendi. FETÖ'cü, terörist, hain. En ufak eleştiri getirer. Ya FETÖ'cüydük, ya teröristtik, ya vatan hainiydik. Vatan haini olmak bu kadar kolay mı ya? Ben ve benim gibi gazeteciler medyadan, ana akım medyadan niçin süpürüldüler? Ne yapmış olabilirim ben? Ülkemin tarımını, bilimini, teknolojisini, gençliğini, kadını korumaktan başka Anadolu'da gitmedik köy bırakmayan ben. Ne yapmış olabilirim de ana akım medyadan, CNN Türk'ten süpürüldüm? Kılıçdaroğlu bizim hakkımızı korumadı. Gazeteciler inim inim inlerken dönüp bakmadın bile. Ve bu rejim, saray rejimi hepimizi yok ederken, en ufak bir eleştiri getirirken insanları mahkemelerde sürüm sürüm süründürmekle tehdit ettiniz. Memura zan verdin, emekliye vermedin Sayın Cumhurbaşkanım. Emeklinin ahı tuttu. 10 bin liraya geçinmeye çalışan emekli yeter artık dedi. Destek vermedi. Adının içinde adalet olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nde adalet hiç kalmamıştı. Adıyaman'da deprem konutları menzil tarikatına dağıtılırken insanların vicdanı sızlıyordu. Tarikatlarla gizli gizli görüşme yaparken hak edenin hakkını alamadığı Türkiye'de adalet ve kalkınma partisinde ne kalkınma kalmıştı ne de adalet dağıtılıyordu. Liyakat bitmişti. Torpille işe alınlar yüzünden insanlar yapmayın. Allah aşkına sözlü sınavları bari kaldırın hakkımızla işlere gidelim, işlere girelim, paramızı kazanalım diyenleri duymadınız bile. Eleştiri tweetleri bile atamadı gençler, eleştirenler. Ödleri patladı hapislere düşmekten. Savcının önüne çıkmak, hakimin önüne çıkmak için bile aylar, yıllar geçmesi gerekti. İfadeye çağrılırsın, niye çağrıldığını bilemezsin. Bu sırada benzin 44 liradır, dolar 32 liradır, euro 35 liradır. Para harcayamazsın lüks arabalarla konvoylar geçerken Cumhurbaşkanı'nın 256 aracı arkasında konvoy aracı sayılırken bakanlar, muhtarlar, Diyanet İşleri Başkanları bile 500 sel Mercedes'lerle ortada cirit atarken emekli Migros'ta, kuyrukta et alsam mı yoksa almasam mı hesabı yapıyordu. Halk bunu görmedi mi? Hepsini gördü. Deprem sorumlularının yargılanmadığını, Depremde imar hafları çıkarılırken, insanlar tabutlarda yaşatılırken, bir kişinin bile suçlu bulunmadığı, tek bir bakanın bile istifa etmediği bir Türkiye adalet dağıtabilir miydi? Yüz binlerce canımızı kaybederken, kaybolan bebekler, çocuklar ortada çığlık çığlığarken bu sesleri nasıl da bastırdınız, nasıl da yok ettiniz? Sanatçılar, AK Parti'ye destek verenler, Türkiye'de hukuksuzlukları, Türkiye'deki yoksuzlukları, korunan şirketleri, saray müteahhitlerini, beşli çeteleri görmezden gelmediniz mi? Nerede şimdi o sanatçılar? Orhan Gencebay mesela sarayda şu anda hangi şarkıyı söylüyordur? 80 yaşını aşmışsın. Yapar mısın? Yaptın. Şimdi o Erdoğan ne yapacak? 85 milyon kazandı dedi çünkü. Son derece demokrat bir çizgi izledi. Son derece uysal, son derece mahzun bir çizgide e, konuşmasını yaptı, balkon konuşmasını. Dedim ya yapayalnızdı. Yanında sadece karısı vardı. Sadece 4 sene sonra o yalnızlık daha da artacak. Bunu herkes biliyor. Herkes tahmin ediyor. Bu yalnızlığın giderek büyüyeceğini ve bu büyüyen yalnızlığında erken seçimi herkesin tahmininden çok önce getireceğini hepimiz biliyoruz. Yenilgi psikolojisi bitti. Artık umut zamanı. Artık umutları yeşerme zamanı. Yeşertme zamanı. Muhalefet için yepyeni bir dönem var. Muhalefetin dilinin, AK Parti'nin yanlışlarını bir intikam duygusuna dönüşmeden oluşmasını bislerim ve beklerim. Dün gece Özgür Özel'i dinledim. Son derece devlet adamı profilinde, aklı başında, son derece yapıcı, ...son derece umuda bizi teşvik eden bir konuşma yaptı. Şımarıklık yoktu, mağrurluk yoktu, kibir yoktu. Bunlar güzel şeyler. Yani genel başkan olduğu için tepeden bakmadı, tepeden konuşmadı. Kimse bu kadarını beklemiyordu CHP'den ama o bu tarihi başarıyı abartarak anlatmadı. Yani herkesin e, e, bence e, kısa süre için lider olabilir belki dediği özgür özel... Bu sonuçla bu tarihi CHP'nin birinci parti çıkması ve tarihindeki en yüksek oy almasıyla liderliğini perçinlemiş oldu. Kendisi de ilk defa kendisini lider olarak hissetti. Belki kendini geçici olarak görüyordu. Açıkça da söyledi zaten. Dedi ki ben kötü sonuç alırsam istifa edeceğim hemen. Bunun da teminatını vermişti. Bu da yeni bir şey. Bu da güzel bir şey. Bence yeni bir lider doğdu ve siyasal İslam'ın sonu başladı. Çorum'da Hititler dirilip CHP'ye oy vermiş olabilen e, olabilir diyenler gerçekten hepimizi güldürdü. Hititler dirilip CHP'ye oy vermiş olabilir mi acaba soruları sordu. Çorum nasıl olabilir? Çok farklı. Başka bir açıklaması olabilir mi? Olamaz. Kırmızıya boyalı bir harita görünce doğal olarak herkesin aklına geldi. Aktronot özür dilerim astronot olarak 55 milyon dolar verip uzaya yolladığımız hangi deneyleri yaptığı konusunda hala kafamda şüphe duyduğum kimseyi küçümsemiyorum hiçbir olay küçümsemiyorum ama kabul edin ki bu gezer avcı olayı çok acayip bir şeydi biting miting gezdirdiler. Bir önceki seçimde TOG'u şehir şehir miting miting gezdirdiler. Böyle bir komedi olabilir mi ya? Devlet bu kadar düşer mi ayağa? Bir astronot, bir siyasi parti miting miting gezdirip yani izzeti nefse olan birisi bunu kabul eder mi? Etmez. Şimdi kırmızıya boyalı harita bana acaba Atatürk mü dirildi sorusunu sordurttu. Milyonlarca kişi de aynı soruyu sordu. İnanılmaz mizah coştu. Bütün Twitter bu tür mizahlarla ve karikatürlerle doluydu. Yani uzaydan çektiği yeni foto da birisi paylaşmış. Uzaydan çektiği yeni foto bütün kırmızıya boyanmış. Alın işte Türkiye fotoğrafı diye. Sanki gezer avcı 60 gibi Alper Gezer Avcı 60 gibi espriler yapılmış. Doğu Perinçek'in ya esprilerin kralıydı. Gırgır'ın mizahın kralıydı. Yani televizyona bağlanıp dedi ki ben muhtarlıklar konusunda partimi başarılı buluyorum. Yani çok muhtar kazandık. Partimizin performansından memnunum anlamına gelebilecek bir şey söyledi. Yani muhtarlık kazandığı için kendini başarılı sayıyor. Türkiye'nin bekası için Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Parti'yi destekleyen Doğu Perinçek kendisini muhtarlıklar kazandığı için başarılısaydı bunu da gördük ya artık ölsem de gam yemem. Yani ben bu kadar esprilerle dolu bir ülkeden nasıl 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 kopabilirim? Yani Türkiye'ye gidenlerin geri gelmesi lazım. Şu esprileri burada yaşayın arkadaşlar. Türkiye'den ayrılan, ayrılmak zorunda kalan doktorlar, öğretmenler, eczacılar, öğrenciler, gençler, girişimciler, startup'lar gelin artık yeni bir Türkiye doğuyor. Şu mizahı, şu espriyi kaçırmayın. Muhteşem bir Türkiye başlıyor. 4,5 yıl sonra inanılmaz bir yol açılacak. Artık Türkiye cumhuriyet ayarlarına geri dönecek bence. Cumhuriyet ayarlarına geri dönmek ne demek onu da söyleyeyim. CHP sandıktan çıktı da bizden ne çıktı? Acaba diye soranlar bir hafifleme duygusu, bir özgürlük duygusu yaşamıyor mu? İçimizden büyük bir baskı çıkmış meğer. Bir paslı çivi çök söküp atmışız bizi konuşturmamışlar. Bizi susturmuşlar, bizi yenilgiye mahkum etmişler. Öğrenilmiş çaresizlikmişiz. Asla kurtulamayacağımızı düşünmüşüz. Hayır demokrasi öyle bir şey değil. Bu ülke bizi şaşırtmaya devam ediyor. Bu ülkenin insanı bizi tekrar tekrar umuda bağlıyor. Küllerimizden yeniden doğurtuyor. Bu kadar çok AK Parti destekçisi illerden bile CHP'nin çıkması başka türlü nasıl açıklanabilir? Beni kandıramazsın dedi emekliye para vermiyorsan, Gazze'ye yardım etmiyorsan, İsrail'e el altından yapıyorsan ticareti ben sana bunun bedelini ödetirim ben aptal değilim o kadar dedi. E demedim AK Parti söyle demediyse söyle. Aynen bunu dedi. Tarım, bilim, teknoloji, eğitim asla vazgeçmeyeceğim. Gençlik, kadın, cumhuriyet bir kadın hareketi. Cumhuriyetin ye, bütün taşların yerine oturması ancak bir gençlik hareketiyle olur. Kadın ve gençlik eğitimle bir araya gelecek. Eğitim dediğim şey kaliteli eğitim iyi bir müfredat. Aklımızla, zekamızla, ruhumuzla, bedenimizle, becerilerimizle, yeteneklerimizle bizi ortaya çıkaracak. Bizi kıymete büründürecek bir eğitim. Üstümüzden silindir gibi erizip geçemezler. Bizi birey olarak bir kez her şeyden önce topluma kazandıracak bir eğitim. Aklımızı, zekamızı kullanacak bir, kullandırtacak bir eğitim. Bizi geri zekalı yerine koymayacak bir eğitim. Türk çocukları geri zekalı değil. Eğitim sisteminin kendisi geri zekalı. Bunu değiştireceğiz. Eğitim sistemi değişince, müfredat değişince içimizden mucitler, icatlar çıkacak. Sanayi yükselteceğiz, yüksek teknolojiye geçeceğiz. Bunu söylüyorum. Tarım ve gıdayla sanayiyi birleştireceğiz. Teknolojiyle, bilimle, akılla, zekayla, felsefeyle, edebiyatla Türkiye'yi yükselteceğiz müzikle, kültürle, özgürlükle, kişisel hak ve hürriyetlerle bunun yolunu açtı bu seçim. Haberiniz var mı? Halaylar çekin. Müzikleri açın. Diyordu ya şarkıcı bir zaman çok 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 eleştirdik. Yani maalesef yetmez ama evet dediği için. Bugünlere yolu açtığı için. Bu kadar baskıcı bir rejimin kurulmasına ön olduğu için. Şimdi Şarkı söylemek lazım avaz avaz diye. Ben Sezen Aksu'yu da affediyorum. Bence özgürlük için söyledi o lafı. Bir siyasi parti desteği için değil. Ama gel gör ki desteği verdiği parti özgürlüğü yüreğimizden çekip aldı. Duvara fırlattı, üstünde zıpladı. Halkta o kadar da değil dedi. Onun için şarkı söylemek lazım avaz avaz. Cumhuriyetinden doğdu. Atatürk'ün ruhu şad olsun. Çok yaşa Türkiye. <laughs>